Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Yasin-i Şerif suresine başlamış ve beş ayet okumuştuk. Surenin ilk bölümü, işte Kur'an'a yeminle başlayan, Peygamberimizin gönderilmiş bir peygamber olduğunda asla şüphe etmemesini, bildiren innekelle minel murselin tekitli ifadelerle yani asla bundan şüphe etme sen dost doğru yol üzere gönderilmiş elçilerdensin bu ilk bölümde teselliler var peygamberimize ee, nübüvvet görevinin e, çevresi yani içeriği yani bir peygamber ne yapar en temel görevlerinden birisi inzardır değil mi uyarıdır Yanlış yolda olan insanların uyarılmasıdır efendim. Ama aynı zamanda peygamber müjdecidir. Febeşşirhu bi mu'firatin ve ecrin kerim. Yani surenin ilk bölümü peygamber efendimizin adeta görev tanımlamasının yapılması, Kur'an hidayet rehberi, peygamberimize birtakım tesellilerin verilmiş olması Mekki bir sure olması hasebiyle yani nübüvvet ve nübüvvetin temellendirilmesi. Nübüvveti inkar edenlerin durumları. Eee nübüvveti inkar eden peygamberin bu bu uyarılarına kulak vermeyen insanların tarih boyu başlarına gelenler anlatılıyor. Aynı zamanda bunlar peygamberimiz için de bir teselli kaynağına dönüşmüş oluyor. Bir teselli oluyor, ilahi bir teselli oluyor. Daha sonra surenin ikinci bölümü e, bir olay üzerinden, bir kıssa üzerinden yine yani Yasin-i Şerif'i Kur'an'ın kalbi sayacaksak bu kıssayı, bu olayı da e, Yasin'in kalbi sayabileceğimiz Antakya halkına gönderilen üç elçiden bahsedilecek ve böylece dersimizi inşallah tamamlamış olacağız o üç elçinin durumuyla ilgili tabi e, 32-33. ayetlere kadar sürüyor o bölüm. E, en azından bir kısmına başlamış olacağız. E, fakat ilk bölüm 6. ayetten başlıyoruz. Geçen hafta 5 ayeti okumuştuk. Litün dira kavmen ma unzira aba'uhum fehum gafilun. İnne kele minel murselin <Sessizlik> ala sıratın müstakim tenzilel azizir rahim demiştik. Litün dira Bu litün bir yere bağlayacağız. Mürseline bağlayacağız. Gönderilmiş peygamberler. O mürselinden bir ursilet fiilini türeteceğiz. Litün lirayı oraya müteallik yapacağız. Eee... Yani ürsilte, mürseliğinden anlaşılıyor. Madem sen de gönderilmiş peygamberlerdensin, o halde sen de gönderilmişsin. Ürsilte, niçin gönderilmişsin? Litün lira bir topluluğu uyarman için. Bu nasıl bir topluluk? Ma ün Yakın ataları, yakın geçmişte bulunan ataları uyarılmadı uyarılmadı da bu sebeple fehum gafilun onlar gaflet içinde kaldılar. Böyle bir topluluğu uyarman için. Litun zira kav ve la mu muttasilun bi murseline. Murseline'den anlaşılan <laughs> bir fiile bağlıdır. Ona müteallıktır bu lem harfi cerri. Li tün zira biliyorsunuz orada gizli bir en var. Li en tün zira. O en tün zirayı mastara çeviriyor. Yani li in demektir. Tamam mı? Li in zârike uyarman için. Demek ki bu harficer ve mastar tevilindeki mecruru nereye müteallik oluyor? Mürseliğinden anlaşılan ürsilte fiiline. Ürsilte sen gönderildin. Niçin? Litün lira kavmen. Nasıl bir topluluk? Ma ün Yakın geçmişteki ataları uyarılmadı. Arapların eski ataları ki onlar onların kalıntılarını görüyorlar. Onlara peygamberler geldi fakat yakın geçmişteki ataları uyarılmadı ee, yani bizim fetret ehli dediğimiz gruplar olabilir ama bunlar içerisinde ve vemakünla muazbîna hatta nevate rasula ayet kelimesinin fehvasınca o fetret ehlinin onlar hakkındaki durum farklı yani elçi gelmemiş uyarılmamış gafil kalmışlar ee, onların e, ahiret durumlarıyla ilgili nasıl muamele edileceğiyle onlar hakkında farklı görüşler var. Ehli Fetret'in durumu farklı bir konu. Ama Rabbim şu an onu ifade etmiyor burada. Bir nimetinden bahsediyor. Bak yakın geçmişteki ataları uyarılmam gafil kalmışlardı demek yani o Ehli Fetret'in cehennemlik olduğu anlamı çıkmaz buradan. O Allah'ın ilmindeki bir durum nasıl muamele edeceği onlara. Onlar işte akıllarıyla tevhidi bulmuşlar mı, Allah'a inanmışlar mı, inanmamışlar mı vesaire. Zalimlik yapmışlar mı, yapmamışlar mı? O ayrı bir konu. Fakat bu bir nimet. Değil mi? Yani bir rehber, bir önder, bir hidayet rehberi size geldi. Bunun kıymetini bilmeniz lazım mesajı veriliyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاءُهُمْ مَا نَافِيَتُنْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ Bu ma, cumhura göre nafiyedir. Çünkü bu ma'yı mevsule yapanlar var. Mastariye yapanlar var. Ma'i mevsufe yapanlar var. Tamam mı arkadaşlar? Farklı tevcihlerle farklı anlamlar çıkabiliyor buradan. Nasıl çıkıyor? لِتُنْزِرَ قَوْمًا ma ünzira dersek, nafiye yaparsak değil mi? Ataları uyarılmadı. Yakın geçmişteki ataları. Şimdi bu manayı verdik zaten. Fakat mevsure de olabilir. Litün lira kavmen bir kavmi uyarası. Nasıl bir kavim? Nasıl bir kavim yani ellediği öyle bir uyarıyla ki tamam mı? Ün lira Yani atalarının uyarıldığı bir uyarıyla onları uyarman için. El azabe ellezî ünlira bihi âbâuhum. Atalarının kendisiyle uyarıldığı azapla uyar, uyarasın diye. Bak o zaman uyarılmadı manası yok ha. <laughs> Veya may mastariye yapabiliyoruz. Mevsule yaptığımız gibi mastariye de yapabiliyoruz burayı. Litundira <laughs> kavmen misle inzari abaihim. Bir topluluğu uyarasın ne gibi atalarının uyarılması gibi. Bu da mümkün. Veya mai mevsufe yapmak da mümkün. Bütün dira kavmen ma öyle bir kavmi uyarasın ki kavmen ma mai mevsufe öyle bir kavmi uyarasın ki sıfat cümlesi ün dira ataları uyarılmış. Şimdi şu son iki durumda mana ne biliyor musunuz? Şu. İster mevsule yapın, mastarı yapın veya mevsufe yapın. Atalar uyarılmış. Litun lira kavmen bir kavmi uyarası nasıl bir topluluk? Öyle bir topluluk ki ataları uyarılmış. Uyarılmış. Öyle bir topluluk ki veya uyarmak gibi veya işte uyarılmış bir topluluk mevsufe ama şu nafiyede cumhurun görüşü ma aba ataları uyarılmadı ma ündira nafiye uyarılmadı ma imastariye yaparsanız atalarının uyarılması veya atalarının kendisiyle uyarıldığı şey tamam mı veya mescûfe öyle bir kavim ki ataları uyarıldı yani demek ki şu üç durumu alırsak m atalar uyarılmış. Nafiyeyi alırsak uyarılmamış atalar. Dolayısıyla buna göre de fuhum cümlesinin durumu değişecek. Bu cümleyi nereye bağlayacağız? Nafiye yaparsak buraya bağlayabiliriz. Ma undira uyarılmadı ataları uyarılmadı. Bu sebeple de gafil kaldılar. Evet. Ama mail mevsule yaparsak atalar uyarılmış. O zaman buraya bağlayamazsınız. Uyarılmış kafil kaldılar olur mu? Ta mürseline bağlayacağız o zaman. İnne keleminel mürseline li tün lira. Sen gönderilmiş peygambersin uyarı yapman için li tün lira fehum gafilun. Ama onlar bunun farkında değil. Sen gönderilmiş bir elçisin. İnne keleminel mürseline ala sıratın müstakim. Litün lira. uyarman için Allah seni gönderdi ama fehum gafilün onlar bunun farkında değiller diyeceğiz. Yani hem ma'nın durumu fehum gafilün cümlesini belirleyecek. Ma'daki farklı görüşlere göre şekil alacak ayet-i kerimemizin anlamı. Şimdi demek ki ma nafiyetun indel cumhur. Cumhura göre bu ma nafiyedir. Ey mana şöyle oluyor o zaman. Litün zira kavmen gayra münzerin abâuhum. Ataları uyarılmamış bir topluluğu uyarman için. Alel vasfi. Ne demek alel vasfi? Yani bu ma ünzira bu nefi cümlesi nekireden sonra gelip ne oluyor arkadaşlar? Sıfat oluyor. Alel vasfi o demek. İza vakatil cümletu Bade nekira fehiye sıfe. Sıfat olur kavmen nasıl bir kavim ma undira ataları uyarılmamış bir kavim. Peki atalarının yakın geçmişteki atalarının uyarılmadığına dair elimizde bir delil var mı? Evet var. Ee, Secde suresinin 3. ayeti. Litun dira kavmen ma etahum min nedirin min qablik. Litun kavmen bir topluluğu uyarman için seni gönderdik ma etahum onlara gelmedi min nedirin bir uyarıcı min kablik senden önce. Demek ki bir fetret dönemi var değil mi? Ve ma arsalna aleyhim kableke min nedir <laughs> Sebe suresinde. Biz onlara göndermedik senden önce herhangi bir uyarıcı yakın gelecekte. Tamam yani ma inafiye olabilir ve Mekkelilere biz biliyoruz yani yakın geçmişlerinde bir peygamberin gönderilmediğini. E dolayısıyla bu durum Mekkeliler için büyük bir fırsat. Allah kendi içlerinden, kendi dillerini konuşan bir peygamber gönderiyor. Sahip çıkın peygamberinize mesajı veriliyor arkadaşlar. Ama ev mevsuletün mensubetün alel mef'ulis saniye. İkinci mef'ul olmak üzere mansub olmak üzere Maim mevsule de olabilir. Litün lira sen uyarasın. Kimi? Kavmen topluluğu. Neye karşı? Neye? Ma. El azabe. Şu azaba karşı. Bak ma'in mevsule yaptım Eyl azabellezî ün zirahû âbâuhum. Atalarının, kendi, atalarının kendisiyle korkutulduğu o azaba karşı onları uyarasın diye. Böyle bir mana vermemiz de mümkün. Peki bu manayı destekleyecek bir ayet var mı? Var. Ke kavlihi inna enzernakum azaben kariba. Yakın bir azaba karşı sizi ne yaptık? Uyardık buyuruyor Rabbim değil mi? Nebe suresinde Veyahut üçüncü yorum ev mastariyetün bu mamay mastariye olabilir. Başında bulunduğu fiili mastara çeviren bir edat olabilir. O zaman mana ne olur? Ey litun kavmen in abaihim. Atalarının uyarılışı gibi, uyarılması gibi bir uyarılışla, uyarmayla bu topluluğu uyarman için seni gönderdik. Ey misle in abaihim. Şimdi müellif şu son veci şey söylemedi. Ma'i mevsufe o da Beydavi'de geçiyor. لِتُنْزِرَ قَوْضًا مَا Öyle bir topluluğu uyarasın ki sıfat cümlesi اُنْزِرَ عَبَاءُهُمْ Yani mevsule ile yakın mana. Tamam mı? Onun için müellifimiz temas etmedi o vece. فَهُمْ غَافِلُونَ اِنْ جَعَلْتَ مَا نَافِيَةً Eğer bu ma'yı nafiye alırsan ki cumhurun görüşü فَهُوَ مُتَعَلِّقُمْ بِالنَّفْيِ o zaman bu fehum gafilün cümlesi diyor nereye bağlı olur? Nefye bağlı olur. maün unzira fehum gafilün. Uyarılmadılar. Bu sebeple de gafil kaldılar. Habersiz kaldılar. Ey lem yunzeru fehum gafilün. Onlar uyarılmadılar. Bunun neticesinde de gafil kaldılar. Ve illa eğer böyle olmazsa yani nafiye yapmazsan, mevsule yaparsan, mastariye yaparsan veya mevsufe yaparsan üçü de o zaman ne olur? Fehu ve bu fehum gafilün cümlesi müteallikun bi kavlihi inne kele minel murseline litündira dira oraya bağlıdır. İnne kele minel murselin şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin litün dira uyarman için fehum gafilün onlar ise senin böyle bir amaçla gönderdiğinden gönderildiğinden haberleri yok. Yani bunu bunu kabullenmiyorlar. Bundan gaflet içindeler. Uyarıcılık görevini kabul etmiyorlar. Kemate tekulü bak. Bunun da Arap dilinden bir örnekle müellifimiz destekleyecek. Ersel tüke ila fulanin li Bunu siz diyor kullanıyorsunuz bunu Arap cümleler içerisinde. Seni filancıya onu uyarman için gönderdim diyorsun. Peşinde de diyorsun ki fe innehu gâfilün. Fakat bu onun farkında değil. Benim seni ona uyarman için gönderdiğimden haberi yok. Umurunda değil. Fehüve gafilun. Yani bu kullanılan bir tarz. Demek ki arkadaşlar netice olarak söyleyelim şunu söyleyelim. Litün lira gavmen ma. Bu ma hakkında ma nafiye yapmak tercih edilen görüş. Cumhur-u bu görüşte. Ama bunun yanında birbirine yakın anlamlar olarak mevsule, mastariye ve mevsufe manası var. Niye bunlar birbirine yakın? Çünkü bunların hiçbirinde nefi yok. Bunlara göre anlam neticede nereye geliyor? Atalar uyarılmış. Nafiye'ye göre uyarılmamış. Nasıl bir topluluğu uyarasın? Ataları uyarılmamış bir topluluk veya uyarılmış bir topluluk. Evet ikisi de mümkün. Arap toplumunun atalarında uyarılmış olanlar da var, uyarılmamış olanlar da var. İkisinin de kastedilmesi, yani hem nefi manası hem ispat yönü ikisi de mümkün. Ama ayetin mesajı Arapların hangi topluluğunun uyarılıp uyarılmadığı üzerine kurulmuyor. Bu ayet teselli ayetleri bunlar peygamberimize. Senden önce de Musa'yı gönderdik, İsa'yı gönderdik o toplulukların da geçmişleri vardı. O gönder, gönderilen peygamberler de o topluluklarla uğraştılar, didindiler, çalıştılar, çabaladılar. Aynı yoldan sen de geçiyorsun. Mesajı veriliyor. Yani merkeze baktığımız zaman teselli ayetleri bunlar. Yoksa Arapların hangi ataları uyarıldı, hangileri uyarılmadı, fetret ehlinin hükmü nedir? Konumuz bu değil. Şimdi surenin başındaki kasemin cevabı geldi. Hikmet sahibi olan veya okuyucusunun hikmet sahibi yapan hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ ala اَكْتَرِهِمْ Onların çoğuna, çoğu üzerine söz bitti, hüküm verildi, kesinleşti. Niye? Fehum la Çünkü onlar iman etmeyecekler. İman etmeyecekleri Allah tarafından bilinen kimseler için bir tehdit cümlesi. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki lakat hakka'l kavlu ala ekserihim onların onların çoğu üzerine Allah'ın azap sözü kesinlikle gerçekleşmiştir. Çünkü Allah onların iman etmeyeceğini bilmektedir. Malum ilme mi tabi, ilim maluma mı tabi? Yani Allah onların iman etmeyeceklerini biliyor. Ezeli bilgi de bu kayıtlı. Dolayısıyla bunlar da iman edemiyor dersek bu çok yanlış bir inanç olur. Buna cebir derler. Yani Allah'ın ilminde benim hakkında bir bilgi yazılı. Bu vatandaş iman etmeyecek veya şu iman edecek. İki yönlü de cebirdir. Bir kişi ister inansın ister inanmasın bunu hür iradesiyle özgürce yapmalıdır. İmtihan bunu gerektirir. Fakat ister menfi yönde ister müsbet yönde olsun yani iman edecek kişinin de zorla iman etmiş olması o da cebirdir. İman etmeyecek kafir olarak kişinin zorla Allah böyle yazdığı için kafir olması bu da cebirdir. Oysa böyle bir cebir yok. O zaman bunu nasıl anlayacağız? onların çoğu hakkında yani peygamber gelmiş, gerekli tebliği yapmış değil mi? Peygamber gelmiş ve gerekli tebliği yapmış. Buna rağmen Ebu Cehil gibi birçok inanmayan insan çıkmış. Bunların büyük bir kısmı zaten Mekke fethine kadar savaşlarda öldürülmüşler. Bir kısmı daha sonra ölmüş, mürtet olan olmuş vesaire. Buraları anlıyoruz. Yani bunlar hakkında ebedi cehennem azabının gerçekleşeceğini anlıyoruz da fehum la yu'minun. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Burayı nasıl bağlamamız lazım? Onun için bu cebir olayına değindim. Şimdi bu bu buradan bir cebir çıkmaz. Onların iman etmeyeceklerini Allah yazdığı için böyle bir bilgi olduğu için iman etmiyor değiller. Allah ezelde bu insanların iman etmeyeceğini yazmış. Artık onlar da dünyaya hayata gelince iman edememişler. Çünkü o yazgı var. Alın yazısı var. İman etmek istiyor ama bir şey onu engelliyor. İman edemiyor. Yazgı. İşte bu cebir anlayışı doğru bir anlayış değil. İşin doğrusu ne? Allah Onların kendilerine verilen hür iradelerini iman etmeyecekleri yönünde kullanacaklarını ezelde biliyor. Bizden farkı bu. Biz bilmiyoruz. Mesela biz yarın imanımızı muhafaza edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Böyle bir bilgimiz yok. Yani yarını bırakın bir an sonrasına ait bir bilgimiz de yok. Bizde durum böyle ama Allah'ta bilgi böyle değil. O külli bilginin içinde e ee, dünyaya gönderilen bir insanın imtihan esnasında ne tür tercihler yapacağını Rabb'im biliyor. Allah öyle biliyor. Onun için kişi öyle yapıyor değil. Kişinin iradesini, hür iradesini, baskı altında olmayan özgür iradesini ne yönde kullanacağı ilmi ezeliide kayıtlı. Yazgı dediğimiz böyle bir şey. Yani kişi hakkında verilmiş bir karar değil yazgı. Bir tak Allah'ın ilmi külli olduğu için, geleceği ve geçmişi kuşattığı için, ezeli ve ebedi olduğu için benim yarınıma ait bilgilerin de Allah tarafından bilgi olarak bilinmesidir. Yarın olup ben onları yaşayınca o bilgi zuhur ediyor. Şimdi bilginin zuhuru diyoruz buna. Değil mi? Yani bunu anlamak için e, çok şey yapmaya gerek yok, zorlamaya. Bu bu çok basit bir şey. Ya mesela ben şu kitabı tutmak istiyorum. Bak beni bir engelleyen yok. Kapatmak istiyorum yok. Açmak istiyorum yok. Bunu almak istiyorum. Bak kimse beni engellemiyor bak. E, şimdi iman etmek istiyorum engellenirim ben. Niye? Allah öyle yazmış. O, o bilgi beni engelliyor. Allah bunları da yazıyor. Yani ben şu an bunu açıp kapatıyorsam bu da yazılı. Ya şimdi bu cebir olmuyor. Bunu hür irademle yapmış oluyorum. Ama iş iman, amel noktasına gelince efendim ben yapamıyorum. Ne yapalım? Allah beni böyle yaratmış diyor. Ya bu yani en hafif ifadeyle yaradana iftiradır. Başka bir şey değil. Yani kendi tembelliğini, kişinin acziyetini, gayretsizliğini, miskinliğini, kendi nefsinden kaynaklanan bir takım kusurları yaratıcıya, Allah'a iftira etmektir. Şimdi kasemin cevabına geldik. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Andolsun, hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki لَأَمْلَ min جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ özgür hür iradesiyle inkarı tercih eden insan ve cinleri yemin olsun Rabbim buyuruyor cehenneme dolduracağım bu söz bu ilahi tehdit çoğu hakkında gerçekleşecek çünkü onların iman etmeyeceğini Allah biliyor evet yani bizim tercihimizin hangi noktada olacağını Allah önceden biliyor bu bilginin söylenmesidir bu bir cebir değil. Yani <laughs> kavlehu. bu ayetteki el kavl ile Allah neyi kastediyor? Le <laughs> emle enne cehenneme min el cinneti ve nasi ecma'in sözünü kastediyor. Tamam mı? Ne demek yani hakkal <laughs> kavlu ne demek? Taallaqa bihim hazel kavlu ve sebet aleyhim ve vecebe. Bu söz ilahi bir yargı olarak adeta onların böyle boynuna takıldı. Onlar hakkında gerçekleşti ve gerekli oldu. Febete aleyhim ve vecebe. Niye? Li'ennehum çünkü onlar kimlerdendir? Mimmen alime ennehum yamutune alel küfri. Allah'ın kendilerini o ezeli ve ebedi bilgisiyle küfür üzere öleceklerini bildiği kimseler onlar hakkında bu azap sözü gerçekleşti şimdi bu bu tip insanlara ait bir e, örneklendirme üzerinden hakiki veya temsili iki türlü de manalandıracağız bir tasvir yapılacak Yani bir insan, Bakın bir peygamber gelmese bile bir kitap gelmese bile sadece çevresine bakarak yani eserden müessire gidebilme imkanı var değil mi? Ya şu kibrit çöpü bile yerinden oynamazken koca koca dağlar gökler yeryüzü efendim göller denizler ağaçlar bitkiler o mükemmel müthiş nizam kendiliğinden olması mümkün değil. Bunu insanın aklı kavrayabiliyor. Fakat buna artı olarak bir de peygamber ve kitap geliyor, destek. Buna rağmen inanmamayı düşünün. Buna rağmen gerçekten imana gelememek ne olabilir? Yani insanın hani hem sosyolojik boyutu, toplum içindeki durumu, o toplumdan, oradaki etkilerden etkilenmesi, içinde yaşadığı e, psikolojik, şahsi durum. Yani işin hem sosyal boyut olabilir hem psikolojik boyut olabilir. Demek ki imtihan gereği insanın böyle hani doğruyu bulmasını bulmasını bir takım şaibeli karışık hale getirecek durumlar da var. Evet küfür de aslında böyle bir çıkmazın sonucudur. Ama iradi bir eylemdir ha. Yani böyle bir çıkmaz derken yani insan ne yapsın böyle bir durumda kalmış, küfrü tercih etmek zorunda kalmış gibi değil. İmtihan gereği böyle bir yapı mevcut. İnsanın hem iç dünyasında hem dış dünyadan gelen bir takım etkenlerin altında kalma durumu var. Bu, bu etkenlerin altında kalan insanın durumu tasvir edilecek iki ayette. Sümme methele tasmimehum alel küfri. Şimdi 8. ayet. Sonra Allah onların küfürdeki kararlılıklarını temsili bir yolla bize anlattı. Ve ennehu la sebile iler ivaihim. Onların bu bu kötü yoldan vazgeçememelerini, vazgeçmemelerini, vazgeçmemelerini ne ile bize anlatıyor? bi en kel boyunlarına bu kağlar vurulmuş ve başları dimdik hale gelmiş gözleri de aşağı doğru kaymış insanlar şimdi şu insanın boynuna demir kelepçe geçiriliyor tamam mı şuradan demir bak şöyle demir bu kelepçenin bağlanabilmesi için lale var ucunda. Yani o, o halka demir. Ee, şuraya bir demir parçası konuluyor. Oraya halka bağlanıyor. Oradan zincirlerle bağlanıyor. Şimdi bu halkalar şuraya kadar dayanıyor. Tamam mı? Böyle bir insan düşünün. İsterseniz şu tahtaya çizelim. Bak şö şöyle bir demir halka bağlanıyor boyuna. Bu tabi geniş bir halka kölelere, esirlere bağlanıyor değil mi? Böyle bir halka şimdi. Şu halkanın burası uç tarafı. Şuradan bir demir. Bu demir bu halkanın iki ucunu birbirine bağlıyor. Bunlar şu boyunda şurada. Tamam mı? Bunun kalın bir halk olduğunu düşünün şöyle. Şurada da demiri var. Buradan da zincir çıkıyor. Tamam mı? Şuradan zincirler çıkıyor. Şimdi bu bu halka içindeyken bu boğazın hareket etme şansı çok yok. Hani ip değil bu, zincir değil. Ağlal, gullun çoğulu. Tamam mı? Şöyle boyunu saran bir bukağı bu. Tamam mı? Yani ne tarafa hareket ederse kişi o çekilirse o tarafa hareket ediyor. Ve rahat bir şekilde böyle başını yere eğip sağını solunu tarassut edecek bir durumu yok. Şimdi şuradaki demirden dolayı bu demir de şu çeneye dayandığı için bunların kafası böyle kalkık kalıyor. Tamam göz aşağı doğru kayıyor ama ne sağa ne sola hiçbir şeye bakamıyor. Bir de bir sonraki ayetle birlikte düşünelim. Ve cealna min beyneydihim sedden ve min halfihim Bu yapıda bulunan insanın bir de hem önünden hem arkasından sağından solundan setlerle örtüldüğünü düşünün. Bu adamın bu adam ne yapabilir? İşte küfür üzere iradesini küfür yönünde kullanan insan demek ki bir takım etkenlerden etkileniyor. Hem psikolojik içinden kaynaklanan hem dışarıdan gelen bir takım etkenlerin altında hakkı doğruyu görmez hale geliyor. Ve bu uğurda bir yaşam sürebiliyor. Böyle insanların yaşadıkları bu içinden çıkılmaz durumu Allah böyle ifade ediyor. Kel el mukhamîne Başı yukarı kalkmış, boynuna bu kağı vurulmuş. Fi ennehum lâ yeltefitûne ilel hakkî doğruya yönelememeleri konu noktasında ve la ya'tifuna değil mi yan taraftan bir zarar gelebilir ama dönüp bakamıyor e, sağa sola ve la yutatuuna lehu yine başlarını hakka çevirememeleri boyun eğememeleri daha ne gibi neye benzetiyor Allah onları vekel kel hasiline beyne seddeyni iki iki yapı arasında iki set iki engel arasında kalmış kimseler gibi la yubsiruna ma quddamuhum ve la ma önlerinde olanı da arkada arkalarında kalanlarını da göremiyorlar ne hususunda fi en la teemmulelahum düşüncelerinin olmaması ve la tebassura gö görmelerinin olmaması ve ennehum mutaamuna anin nazari fi ayatillah Allah'ın ayetlerini tefekkür noktasında da kör kesilmeleri. İşte bütün bunları Allah bize anlatıyor neyle? Bi kavlihi şu ayetle. İnna cealna fi a'naqihim aghlalan. Şüphesiz gerçek şu ki biz onların boyunlarında bu kağlar yapmışızdır da fehiye ilel ezkani o bu çeneye ulaşmıştır. Tamam mı? O şeyler, o bukağılar çeneye ulaşmıştır. Fehum <laughs> mukmehun ve onlar başlarını aşağı indiremez. Yani her yönden tutsak hale geliyor. Yani kafayı engellediğiniz zaman kişi tam bir tutsaklık durumuna düşüyor. Sağına soluna bakacak ki kişi yani ne var sağında solunda o taraftan gelen zarar ziyan. İşte bak insan iradesinin nefsin ve şeytanın esiri haline gelince böyle oluyor. Yani doğruyu göremiyor. Ya birilerinin gözüne batan doğru onun gözüne hiç görünmüyor. birilerinin her gün gördüğü doğrular o hiç göremiyor. İşte burada ne oluyor? Ee, yani toplum da burada tabii önemli kişinin içinde yaşadığı toplum onun için hani din için hicret gerekiyor değil mi dini yaşam için biz bunu hep şöyle anlıyoruz yani burada namaz kılamıyorsun git şurada kıl veya burada namaz kılabiliyorsan tamam her şey dört dörtlük mesele bu değil yani benim Kur'an anlayışım peygamber anlayışım imanım çoluk çocuğum bunların hepsini birlikte düşünün. Bir cenderenin içine sürekli sürüklenmekten bahsediyor ayet. Çünkü bu hal bir bir köle için en ağır durum. Ha köle dediğin hizmet eder değil mi eskiden? Ama boynunda bu kalf falan yoktur yani. İşini, gücünü yapar. Hatta İslam'a göre henüz daha kölelik bitmediği durumlarda efendisi yemeğinden yedirir ona, giydiğinden giydirir yani. Öyle bukalı falan değil ama ilk durumda o köle ilk alındığı zaman zapt edilmek için ne yapılıyor? Ona bukağı vuruluyor. Artık kıpırdayamaz hale geliyor. Zencirler, o zencirlerin üzerinde böyle büyük demir toplar. Kıpırdayamıyor bir yere. Ayette anlatılan yani bir insanın böyle küfür üzere bir yaşam sürerken aslında içinde hissettiği ızdırabın net bir tasviri diyebilirim. Hiçbir kafir huzurlu olmaması mümkün değil. Huzurlu yani huzur olması mümkün değil onda. Huzur bulamaz. Yani küfre bu programlanmış bir zihin dünyası ve bir kalp bir duygu dünyası küfre programlanmış yani Allah'ı inkar üzere huzur bulma imkan ve ihtimali yok. Yani Para, pul, zenginlik, şöhret hepsi olabilir. Ama e, o huzur dediğimiz durumu bulamaz. O sürekli bir bocalama halinde. Bu boynundaki bu kağı onun ne oluyor biliyor musunuz? İşte onun duygu dünyası, düşünce dünyası, özellikle çevreden etkilenmesiyle oluşan o baskı, zihninde oluşan o baskı dünyası, bütün hepsi boynunda. Hani ve küllü insanin elzemnâhu tâirahu fi unukih diyor ya orada da ayette. Yani amelin sorumluluk olarak boyuna asılmasından bahsediliyor. Boyun. Yani biz eşrefi mahlukuz. Bizi insan yapan değer değil mi? Ayaktayız, dik duruyoruz. Boynumuz var yani böyle bakıyoruz, değerlendiriyoruz, sağa sola bakıyoruz. Ya bunların hiçbirinin olmadığını düşünün. Böyle bir de şöyle bir tasvir de var burada e, ee, bu bukağı çeneye dayanmış ya sağa sola kıstırmış iyice burayı. Hareketsiz bir halde gözler aşağı doğru kayıyor fakat bedene hükmedemiyor. Bir yorumu daha var bu eğlalin. Evet bu bukağı olabileceği gibi şimdi Arapların uzuvları birbirine bağlayarak onları bedene bağlamaya da eğlal diyorlar. Şöyle anlatılıyor bazı tefsirlerde. Şöyle Tamam mı? Şuradan zincirler bağlanıyor. Şöyle. Ve bu tasvirin bir temsili anlatım değil de bu kişilerin kıyamet günü yaşayacakları sahneden bir parça. Evet Rabbim onları böyle mahşerde huzuruna çekecek. Böyle elleri yukarıda tamam mı yürüyor şimdi böyle buradan bağlanmış boyundan böyle yürüyor. Fehiye ilel ezkan. Tamam O eğlal burada bedenin uzuvları, eller çenelere yapışmış. Dolayısıyla muhtaine mukni ruusihim la yertaddu ileyhim tarfuhum ve afidatuhum hava. Kalpleri uçmuş, akılları başlarından gitmiş bir halde böyle böyle yürüyecekler, koşarak gidecekler. Sağ sollarına bakmadan. Böyle bir tasvir de var. Demek ki bunun bir temsili bir anlatım olma ihtimali olduğu gibi, e, ahirette yaşanılacak bir durumdan alıntı olma ihtimali de var. Yani oradaki azabın tasviri. Ama sünne messele tasmihüm diye söze başladığına göre nesefi demek ki onların o küfürde kararlılıkları, o küfrü bir türlü bırakamamaların, yani etkenlerinin bir tasviri temsili anlatımı yani istiare temsiliye diyoruz buna değil mi arkadaşlar? Heh, yani bir takım müşebbehler var. Bir kafir insanı düşünün. Bir türlü küfründen vazgeçemiyor. Çevresinin baskısı var. İçinde bir, bir fırtınalar kopuyor. Efendim böyle bir hayat sürüyor sürüyor küfür üzere. Bir türlü hidayeti bulamadan ölüp gidiyor. Yani bu insanın ömür boyu hidayeti bulamaması nasıl bir şeye benzetiliyor? Böyle bir tasvir. Bir temsili anlatım. Müşebbeh bunlar, müşebbehün bih ne? İşte boynuna bu kağı vurulmuş, bütün e, hareketleri, iradesi kısıtlanmış bir köle gibi mesela. Yani manahu fel aghlal vasiletun ilel azkan o kağılar, kelepçeler çenelere ulaşmış. Melzuzetün ileyha. Adeta çeneye yapışmış. Lezze bir mana el saka yani. Fehum mukmahun. Onlardan ne olmuşlar? Mukmah olmuşlar. Ne demek yani? Merfuatun ruusuhum. Başları yukarı kalkmış. Yukalu Araplar tarafından şöyle deniliyor. قمحل بعير فهو قاميحun mesela devede bu kelimeyi kullanıyorlar ne vakitte ida raviye suya kanıyor deve suyu içiyor içiyor suya kanıyor fe rafa rasehu ve başını kaldırıyor tekrar içsen onun başını o geri 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 çekiyor böyle patlayacak kadar su içmiş artık yani orada kamh kelimesini kullanıyorlar Mesela Ekmehal gullü el esira diyorlar. Bu kağı esirin başını kaldırdı. Ne zaman diyorlar? Yani daqa ala unukihi. O bu kağı boynuna dar geliyor. Feddarrahu ila raf'i ra'sihi. Onu boynunu böyle başını yüksek tutmak zorunda. Çünkü aşağı indirse yaralanacak buraları. Başını yüksek tutma zorunda bırakıyor ve mukmahun diyorlar. ve mukmah. Yani bu bir türlü başını indiremiyor. Çünkü buradan dayanmış çenesine bu kalı kelepçe. Ve hada bu şöyle oluyor. Li enne tavkal gulli. Kelepçenin o yuvarlak kısmı elledi fi unukil maululi. O kelepçe vurulmuş kölenin boynundaki kelepçe yekûnü fî mültekâ tarafeyhi onun iki tarafının karşılaştığı yerde olur şurası. Şimdi tamam mı? Bu bu esnek bir şey değil bu. Bu kalın bir Şimdi bu boyuna şuradan geçiriliyor ama adam bunu çeker çıkarır. Çekmemesi için şuraya bir delik deliniyor. Şuraya da bir delik deliniyor. Aradan bir şey var bir demir parçası var. Uzun bir demir. Buralardan kitleniyor yani bu. Artık bu kişi bu bukayı boynundan çıkartamıyor. O demire de bağlanan lale var. Oradan da zincirler böyle birbirine bağlı gidiyor. Şimdi ne diyor bakın burada? Yekûnü fi mültaka tarafeyhi. Bunun iki tarafının karşılaştığı yerde olur. Tehted zekani. Çenenin altında halakatun veya halkatun bir halka ki fiha o halkada var. Rasul amud. Amud dediğimiz şu demire deniliyor. Tamam mı? İşte burası. Bu çeneye vuran kısım burası. Haricen minel halkati halkadan hariç olarak ile zakni, çeneye kadar. Tamam mı? Çeneye kadar bu demir yükseliyor. Halkadan hariç bir demir bu. Ayrı bir demir. Halka şu. Tamam mı? Halka şu. Bu boyundaki halka. E bunu kişi çıkarır boynundan işte şuraya demir takıyorlar. Fela <laughs> yuhallihi. Kişi onu serbest bırakamıyor. Çözemiyor. Demiri nasıl çözeceksin? Fela yuhallihi yutati urasehu. Yani onu çözemiyor, serbest bırakamıyor ki başını aşağı sağa sola çevirsin, oynatsın. Böyle olunca da fela yezalu muqmahan. Muqmahan. Başı dik olarak kalıyor. Tamam mı? Ayette anlatılan kısım bu. Li enne tawkal gullillezi fi unuqil mağluli yekunu fi multaka tarafeyhi tahta zekani halakatun fiha rasul amud haricen minel halakati ila zekani فَلَا يُخَلِّيهِ يُطَعْتِ اُرَاسَهُ فَلَا يَزَالُ مُقْمَحًا Daha ne yaptık? Benzetme devam ediyor. ve وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ Onların önlerine de arkalarına da engel koyduk. بِفَتْحِ السِّينِ سَدَّنْ حَمْزَةُ وَعَلِيُّنْ hafsun. Bunlar sedden okunmuş. Ve kıle şöyle de deniliyor ki makanı min amelin nasi febil fethi. İnsanların çalışmasıyla, ameliyle yapılana set deniliyor. Ve makanı min halqillahi kel cebeli ve nahvihi. Dağlar gibi veya onun benzeri büyük kayalar, yapılar gibi Allah'ın yaptıklarına da febid dammi. Süt essuddu esseddu. Es-şettu ameli min amelin nas. Es-şettu min amelillah. Yani kendi iradelerini küfür küfür küfrü sağlamlaştırma yönünde tercih ettikleri sürece onların hakkı görmelerine kendi yaptıkları engeller setler. Yani biz bunu en en basit cümleyle şöyle anlayabiliyoruz. Bir insan Kur'an'la kafir olur mu? Bak hidayet rehberinden bahsediyoruz. Allah bu kitabı insanlığın hidayeti için göndermiş. Böyle bir kitapla bir insan kafir olur mu? Kur'an bir insanın küfür sebebi olur mu? Olur. Yani Kur'an'a öyle bir bakış yapar ki, Kur'an'la arasına öyle engeller koyar ki hidayet yani insanlığın hidayeti için gönderilmiş olan bir kitap kendisinin küfrünün sebebi olabilir. Set, set var burada. Set, engeller var. Yani Rabbim her şeyi yaratıyor. Ama sen tercih etmediğin sürece, iyiye yönelmeyi tercih etmediğin sürece imtihan gereği bulamazsın. Yani ben iyiye yönelmeyi tercih etmeyeyim, ama sırtımdan bir el sürekli beni iyiye, imana, birre ve itaata itsin. Böyle bir sünnetullah yok. Bunun adı cebir olur bakın. Rabbim bizi sınamak için gönderdi. Bir şeylere cebretmek, zorlamak için değil. Serbest bırakıp sınamak. Linebluveküm ey yüküm ahsenu amela. Mülk suresinde okumuştuk değil mi arkadaşlar? Ya sınanıyorsun. Yani sen zorlan, kendi iradenle tercih etmediğin halde zorlan iyiye, imana yöneltilirsen bunun adı sınanma olmaz. Bahsedilen set de bu set. Yani aslında kişinin kendi hür iradesiyle kendi önüne koyduğu e, körlük, görememe, set bunlar. Fe'o şeynahum onlar tercihlerini böyle kullanınca biz de onları fe'o şeyna ebsarahu onların hakikati görme yeteneklerini örttük. Ey gattaynahum. Onların gözlerini, hakikati görme yetilerini örttük. Ve cealna aleyha gışaveten ve onun üzerine örtü koyduk da fehum la yubsirunel hakka ve raşade. Artık onlar doğruyu, gerçeği, hakkı göremez bir hale geldiler. Vakıla denilmiş ki nezelet fi beni mahzumin. Bu ayet Mahzum oğulları hakkında nazil olmuş. Ve dalike bunun nedeni şu ki enne eba cehlin Ebu Cehil halefe şöyle bir yemin yapmış. Le in raa Muhammeden yusalli andolsun diyor Allah'a o da yemin ediyor. Muhammed'i namaz kılarken görürse le ne rasehu ne yapacak onun başını Radıh. taşla bir şeyi ezmek demektir radaha yani eline bir taş alıyor ve bu taşla diyor onun başını ezeceğim fe'etahu <laughs> ve peygamberimize doğru geldi ve ve yusalli Peygamberimiz de namaz kılıyordu ve ma'ahu hajarun bunun elinde de bir taş vardı Niçin liyed magahu bihi? Onunla peygamberimizin kafasının kemiklerini kırmak için. Demaga beyne ulaşan yara demektir. Yani kafatasının kırılması dimağa ulaşma gerekiyor. Beyne ulaşma. Yani amacı bu. Öldürecek. Bir yaralama amaçlı bir vurma değil. Hani bir taş atayım başına gelsin de kaçsın gibi değil. Böyle taşı gerçekten kafasına vurup Kafa e, kafatası kemiklerinin kırılmasına deniliyor. Liyed magahu bihi. Onunla peygamberimizin adeta mübarek başına vurup böyle onu öldürmek amacıyla geliyor. Felemma rafa'a dehu. Ne zaman ki böyle elini kaldırınca in tenet ila unukhi. Şimdi elini kaldırdı ya taş atmak için. El bir anda güçsüz kalıyor, şöyle düşüyor boynuna doğru. Yani kasla felç geliyor. Buraya felç geliyor. Böyle düşüyor. Ama ilginç bir felç. E, elindeki avucu da taşa yapışıyor. Sıkı sıkı tutmuş böyle taşı. Kolun gücü gidiyor. El taşa yapışık halde kalıyor. Felemma rafa yedehu böyle vurmak için elini kaldırınca internet ila unukihi eli diyor böyle boynuna doğru güçsüz kaldı düştü ve lezikal hacaru bi fakat taş da eline yapıştı. Hatta o derece ki fekkuhu anha bi cehdin. Bir çabayla bir gayretle zorla parmaklarını çöze çöze taşı oradan aldılar. Faraca ila kavmihi fe Ebu Cehil döndü topluluğunun yanına ve bu durumu anlattı. Fakale mahzumi yun ahar. Başka bir mahzumlu kişi ene aktuluhu bi hadel hacar dedi. Sinirlendi. Ben bu taşla o Muhammed'i öldüreceğim dedi. فَذَهَبَ ayağa kalktı böyle gidiyor. Fe'a'ma Allahu basarahu. Allah da onun gözünü kör etti. فَهُمْ la yubsirun oldu işte. Fehum la yubsirun. Bu mahzum oğulları Ebu Cehil'in de ait olduğu kabile. Ee, biliyorsunuz Kureyş büyük bir kabile değil mi? İçinde batınlar var, kollar var yani. Mahzum oğulları da o kollardan bir tanesi Ebu Cehil de onlardan buyurun. Ve aleyhim e enzer <laughs> tündirhum. Onları uyarman ya da uyarmaman fark etmez, eşittir iradesini iman etmek yönünde kullanmadığı sürece la yu'minun iman etmeyecekler. Allah zorla onları imana getirmeyecek. İradesini kullanacak iman yönünde Mevla'da imanı nasip edecek. Ama e, küfür yönünde iradesini kullanırsa Allah da onda küfrü yaratır. Böyle bir insan Allah'ın ilmi açısından yine düşündüğümüz zaman iman etmeyeceği Allah tarafından bilinen bir insanın uyarılıp uyarılmaması eşittir. Şimdi böyle derken şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani burada peygamberimize deniliyor ki sen bazı insanları uyarmaktan vazgeç. Niye? E çünkü onları uyarsan da uyarmasan da eşittir. Çünkü onlar iman etmez. İyi de bunu peygamberimiz nereden bilecek? Veya olayı bize getirelim. Biz şimdi değil mi emri bil marufla mükellefiz. Doğruyu insanlara göstermek, yanlışı göstermekle. Ama efendim şuna yapmamıza gerek yok. Niye? O iman etmez. Onu uyarsam da uyarmasam da eşittir. Bu ayeti böyle anlamamız doğru olur mu? Hayır. Bu ayeti böyle anlasaydı peygamberimiz 40 sefer Ebu Cehil'in kapısına gitmezdi. Ayet böyle anlamamız gereken bir ayet değil. Ayet yine bak surenin başından beri söylüyorum. Konu peygamberimizin tesellisi. Ey Muhammed elbette sen tebliğ vazifen gereği, inzar vazifen gereği, uyarı vazifen gereği sen uyaracaksın bunları. Ama rahat ol, rahat. Rahat ol. Öyle kimseler olacak ki sen 40 kere değil 40 bin kere kapısına gitsen inanmayabilirler. Allah onların inanmayacaklarını biliyor. Sen rahat ol ey Muhammed. Rahat ol, canını sıkma. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا اِلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ Değil mi? Peygamberimizin göğsü daralıyor. Yani bu kadar anlatıyorum. Niye bu insanlar bir türlü doğru yola gelmiyor? Ben onların iyiliğine çalışıyorum. Onlar sanki kötülüklerine çalışıyormuşum gibi bana düşman kesiliyorlar, beni taşlıyorlar. Ha ey Muhammed sen rahat ol bak. Sen vazifeni yap. Uyarsan da uyarmasan da 40 kere değil 40 bin kere kapılarına gitsen inanmayacak kimseler var. Olacak. imtihanın gereği bu. Sen rahat ol. Teselli ayetleri bunlar. Yoksa Peygamberimizin görev bilincine dair ayetler geçti. Litün lira. Şimdi bir ayet litün lira diyecek. Sonra bir ayet diyecek ki ister uyar ister uyarma. Bu bir çelişki olmaz mı arkadaşlar? İnne keleminel murseliin litun lira. Senin gönderiliş amacın uyarmak. Burada uyarsan da uyarmasan da eşit ister uyar ister uyarma. Böyle değil. O ayet risaleti, risaletin nasıl bir şey olduğunu peygamberimize öğretiyor, temellendiriyor. Risalet görevi bu demek. Uyaracaksın. Allah nasıl emrettiyse o şekilde uyaracaksın. Müjdeleyeceksin. Allah nasıl istediyse öyle müjdeleri de vereceksin. Sen tebliğ görevini doğru düzgün bir şekilde yapacaksın. Ama senin görevini yapmana rağmen iman etmeyecekler olacak. Rahat ol kafana takma. Ve sevâün aleyhim emlem Tebliğin metodolojisi değil bu ayet. Teselli ayeti. Sen bunu tebliğin metodu gibi düşünürsen yanlış bir sonuca ulaşırsın. Birçok ayetle hatta Kur'an'ın Bakara suresinin ilk ayetleri değil mi? İnnellezine keferu sevâun 'aleyhim enzerte ve emlemtumhum la yu'minun. Hiç aklınıza gelmedi mi arkadaşlar? Bu ayet ne diyor ya? Bu ayete göre niye tebliğ edelim ki yani birçok insan iman etmiyor zaten. Ama Kur'an bakıyorsun baştan sona bize marufu emretmemizi söylüyor. Aynı ayet orada da teselli mantığı var. Yoksa bir ayette insanları uyar, müjdele, işte efendim tebliğ görevini yap diyecek. Öbür ayette ister yap, ister yapma diyecek. Kur'an'da böyle bir çelişki olmaz. Bağlamı iyi anlamak lazım. Bağlam. Ve sevaun aleyhim e enzertehum em lem la yu'minun. Yani sevaun aleyhim el inzaru ve terkuhu uyarıyı yapman ve terk etmen eşit. Çünkü onlar onların e, iradelerini iman etme yönünde kullanmayacaklarını Allah biliyor. Böyle insanlarda olabilir. Sen tebliğini yaparken bu hususu göz önünde bulundur ve kendine haksızlık etme. Yani kendi nefsine gereksiz bir şekilde baskı, üzüntü, sebebi olacak şeyler yapma demektir. Vel mana men azallahu Allahu hadal izlale lem yenfa'hu el inzar. İradesini sapkınlık yönünde tercihini kullandığı için Allah'ın kalplerinde küfrü, sapkınlığı yarattığı kimselere uyarı fayda vermeyecekti, vermez. Ve ruya. Şöyle bir rivayet. Enne ume rabne abdil aziz kara el ayete ala gaylan el kaderi gaylan el kaderi yani kaderiye mezhebi. Şimdi bunlar kaderi inkar ediyorlar. Ve diyorlar ki insan kendi fiillerini kendi yaratıyor. Yani Allah bir kimsede imanı da yaratmıyor, küfrü de yaratmıyor. Kişi bunları kendisi yaratıyor diyorlar. Şimdi Ömer bin Abdülaziz diyor ki ona fakale Hazreti Ömer bin Abdülaziz bu ayeti okuyor. Bak e en der emlem tunyurhum. İster uyar, ister uyarma eşittir. Onlar iman etmezler. Yani senin uyarıp uyarmaman bir şey değiştirmez. İman etmemeye karar verdiği sürece Allah onun kalbinde iman yaratmaz. Kim yaratıyor imanı? Allah yaratıyor. Ama o ne diyor? Kul kendi fiilini kendi yaratıyor diyor. Şimdi Ömer bin Abdülaziz görüşünden vazgeçmesi için ona bu ayeti okuyunca fakale dedi ki Keenni lem akraha. Sanki ben bu ayeti şimdiye kadar hiç duymadım dedi yani. İlginç dedi yani bak ayet böyle diyor. Üşhidüke enni taibün. Tevbe ettiğime dair seni şahit tutuyorum dedi. Tevbe ben görüşümden, kaderiye görüşünden vazgeçtim dedi. An kavli fil kaderi. Kader hakkındaki yani kul kendi fiilini kendi yaratır. Bundan vazgeçtim dedi. Fekale Ömer'u. Allahümme in sadaka fetüb aleyhi Ya Rab doğru söylüyorsa ona tevbe nasip et ve in kedebe yalan söylüyorsa fesellit aleyhi men la yerhamuhu ona acımayacak bir kimseyi ona musallat et tevbe etmemiş yalan söylüyormuş meğer fe Hişam bin abdülmelik min indihi bizzat kendisi hişam bin abdülmelik onu yakaladı. Fakata <laughs> yedeyhi ellerini kesti ve ayaklarını ve salebehu ala babi dimeşk. İbret içinde onu dimeşk kapısına astılar. Öyle bir ceza hak etmiş yani. Peki innema tündiru menitteba'a zikra. Ya Muhammed rahat ol. Senin öğüdünün fayda vereceği kimseler de var. İnnema tundiru men ittaba'a zikra. O zikrin peşinden giden yani Kur'an'ı anlamak isteyen Allah'ın o son gönderdiği vahye tabi olan onun peşinden gidenlere senin uyarın fayda verecek. Innema yentafi bi indarike men ittaba'a'l-Kur'an. Kur'an'a tabi olan, tamam mı? Buradaki zikirden maksat Kur'an. Yani Kur'an'ın öğretisinin peşinden gidecek, iradesini bu yönde kullanacak. Bir de ve haşiyer rahmane bil gayb. Görmediği halde Rahman'dan yani onun azabından korkacak. Beynel havfi ve raca olacak. Yani ve hafe ikabellahi ve lem yarahu. Görmediği halde Allah'ın cezalandırılmasından korkacak. Yani ahiret endişesi taşıyacak. Yani hesap kitap endişesi taşıyacak demek. Burada bir muzaf mukadder. Ve haşiyer rahmane ne demek? Yani rahmandan biz korkuyoruz değil mi? Nasıl kork korkuyoruz yani? E, cezalandırmasından korkuyoruz. Febeşşirhu bimeğfiratin. İşte onları böyle tanımlanamaz, tarif edilemez. Büyük bir mağfiretle, bağışla müjdele ki ve hiyel affu an zunubihi. Onun suçlarının bağışlanması. Yani biz bazen bize karşı yapılan bir haksızlığı yıllarca unutmuyoruz. Allah'ın mülkünde ömür boyu Allah'a kişi isyan ediyor. Sonra bu insanın imanını kurtararak vefat ettiğini düşünün. Rabbim yani ömür boyu şahsına karşı yapılan bu suçları affedebiliyor. Büyük bir af, bir mağfirah ama imanının kurtulması çok önemli bu noktada arkadaşlar. Yani bir insan hata yapabilir ama inanılacak esaslara bu hata yönelirse veya inanılacak esasların bir kısmını küçümseme, hafife alma gibi boyutlara gelirse o zaman iman gidiyor. O tehlikeli. Ee, ama amel noktasında zaaflarımız. Ee, ya kişi ben nasıl olsa imanımı kurtarırım ya amel yapmasam da olur bak zaten din kitaplarımızda e, bize hocalarımızda böyle diyor imanı kurtarmak önemli diyor ya bu anlayışın kendisi bir kere istihzadır bizim amelden kastımız yani kişi elinden geleni yapar fakat ona rağmen bir takım zayıflıklar bir takım e, tembellikten kaynaklanan böyle yani e, bilinçli değil. Bunlar olursa Rabbim bunları affeder. Ama işin içine asla bir şeyi hafife alma, dini bir değeri küçümseme. En basit bir amel olsa bile basit de demeyelim. Amelin basiti olmaz. En basit bir şey olsa bile böyle e, bir hafife alma söz konusu olmayacak. En küçük amelleri bile gözümüzde büyüteceğiz. Nasıl büyüteceğiz? Ben bu ameli kime karşı yapıyorum? Allah'a karşı yapıyorum. Nafile ama kime karşı? Değil mi? Nafile oruç, nafile namaz, nafile zikirler. Ama bunların amacı ne? Amaca baktığınız zaman o nafile bile bizim gözümüzde çok büyür. Farzları siz düşünün. E şimdi böyle bir noktada ee, Allah'a karşı yapılan bu itaatlerin, küçümsenmesi, hafife alınması, sünnetlerin, nafilelerin vesaire terki. Hadi terk ettin bari küçümseme. Ya Allah farzları da kabul eder. Ya bu bak bu bir küçümsemedir bu. Senin inandığın peygamber öyle yapmamış. Yani sünnet kılmamak ayrı bir şey. Ya kılınmasa da olur canım demek ayrı bir şey. Çok fark var arada. Yani febeşşirhü bi değil mi? Bu kimse e, imanını kurtarmış, amellerinde istihzaya düşmemiş, imani bir sıkıntıya girmemiş ama bir takım kusurları olmuş. Evet. Şimdi demek ki febeşşirhü bi mağfiratin bir de ve ecrin kerimin. Cömertçe bir mükafat değil mi? Çok cömert bir mükafat. Eyil cenne. İnna nahnu nuhyil mevtâ. Allah Allah, iman, inzar, tebliğ, müjde. Niye? Bir peygamber gelir, Allah tarafından gönderilmiş. Efendim niye? Bir takım uyarılar, müjdeler, bir hayat mücadelesi. Niye? Öldükten sonra dirilme ve hesap var onun için. Bu ayetle bağlayacağız bu bölümü. İnna nahnu nuhyil mevta. İşte biziz diyor Rabbim. Biziz. Nahnu biz. Ölüleri hesap için diriltecek olan biziz. Neb'atuhum ba'de mematihim. Veyahut burada bir <laughs> istiare var. Yani şubbihel mevtu bi şirki ve şubbihel hayatu bil iman. Şirk ölüme benzetiliyor, imanda hayata benzetiliyor değil mi? İşte onu söylüyor bak. Ev nuhricuhum mine şirki ilel iman. Benzetme de olabilir burada. Nuhil mevta ne demek yani? İradesini iman yönünde kullananları önceden müşriktiler, ölü gibiydiler. Onları ne yaparız? O ölümün içinden çıkartıp imana, hayata döndürürüz onları. Kişi kafirse hükmen ölü gibidir. Müminse hayat sahibi sanki. Ve nektubu ma qaddemu min el a'mali ve gayriha. Geride bıraktıkları salih amelleri ve her şey yani ne varsa onu yazarız. Bir de ve atharahum. Ma heleku anhu. Yani kendileri öldü, ahirete gittiler ama bir takım şeyler bıraktılar değil mi? Mesela min eserin hasenin. Güzel bir eser. Ne gibi? Ke ilmin allemuhu. Öğrettikleri bir bilgi. İnsanlığa faydalı olan bir bilgi. Ve kitabin sannefuhu. Yazdıkları bir kitap. Ev veya kıyamete kadar insanların istifadesine Allah için sunulmuş bir vakıf, habis, evribatin veya yol, yollardaki kervan saraylar, dinlenme tesisleri, insanlar orada gelsin, güzelce efendim dinlensin, istirahat etsin, dini vazifelerini yapsın, ihtiyaçlarını görsün. Ev mescidin sanauhu veya yaptıkları mescitler. Eser eser diyoruz ya, geride bıraktığın eser. Önden yani yaşarken gönderdiklerin ma Yaşarken takdim ediyorsun. Kendin yaşıyorsun. Yaşarken ahiretin için önden gönderiyorsun. Ve atharahum sen öldükten sonra senin peşine gelen. Tamam mı? Ev seyyin veyahut kötü bir takım şeyler. Yani min eserin hasenin evseyin ke vazifetin ve zafaha ba'zu zaleme. Bazı zalim kimselerin kişiyi vazifelendirilmesi vazifelendirmesiyle üzerine vazife edindiği ve o sebeple yaptığı zulümler ve keda küllü sünnetin hasenetin evseyyetin yüstennü biha biha kendisine uyulan bir takım güzel, iyi ve kötü çığırlar, yol açmalar hepsi buraya giriyor. Ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ve geride bıraktıkları eserleri ve efendim yaşarken takdim ettikleri önden yolladıklarını yazarız. Ve nahvuhu kavluhu taala yunebbeul insanu insana haber verilecek yevmeydin o gün bima qaddeme ve ahhara Bak önceden neyi takdim ettiği ve ahhara neyi geride bıraktığı Yani qaddeme min a'malihi ve ahhara min Önceden gönderdiği amelleri ve eser olarak bıraktığı şeyler iyi ya da kötü bak o athar ikisini de kapsıyor amal da ikisini de kapsıyor yani siz buradayken iyi ameller de sunmuş olabilirsiniz. Kötü de öldüğünüz zaman sizin gerinizde bıraktığınız iyi şeyler, iyi çığırlar da olur, kötü çığırlar da olur. Ve şöyle de tefsir edilmiş bu ayet. Hiye hutahum ilel cumaati ev ilel cemaati. Bu atar kişinin Cuma'ya, cuma namazını kılmaya veya cemaate giderken attığı adımlar da olabilir. Ve külle şeyin ahsaynahu, adednahu ve beyyennahu. Bütün bunları biz çepeçevre kuşatarak saymışızdır, ihsa etmişizdir, açıklamışızdır. Fi imamin mübinin yani el hal levh levhi mahfuzda Bunları yazmışızdır. Veyahut kişinin kendi kitabında yazmışızdır. Ee, yani hafaza melekleri tarafından yazılmış değil mi? Kiramen katibin tarafından e, yazılan kendi amel defterimizde olabilir. Bazılarına göre bu imamin mübin ezeli ilimde olabilir. levh mahfuz olabilir. Niye levh mahfuz olarak diyor müellif tefsir ettik? Li ennehu aslul kütübi ve muktedaha. Bütün kitapların aslı ve mukteda. Ne demek mukteda? Uyulan. Yani şimdi bir kitap yanlış mı yazıyor, doğru mu yapılıyor? Bir sağlama yapman lazım değil mi? Onun için ne yapıyoruz? En sağlam olan nüshaya gidiyoruz ya. İşte levh mahfuz da böyle bir şey. Allah'ın kainatla ilgili bütün bilgilerinin var olduğu ee, şeklini, şemalini keyfiyetini bilmediğimiz fakat varlığına inandığımız ilahi kudretin tecelli ettiği bir yapı. Levh-i mahfuz diyoruz. Muhafaza altında. Arkadaşlar bu ayetle birlikte e, bu bölüm bitiyor. Şimdi surenin 14. 12 ayetini okumuş olduk. 13. ayete geldi. Şimdi bu 12 ayette ne oldu? Hani surenin matlaıydı değil mi? Bu giriş kısmı, girizgahı. Kur'an'a yeminle başladı. Kur'an'ın hikmetinden bahsetti. Peygamberimize teselli ayetlerini sıraladı. İnneke leminel murselin. Bak inneke leminel murselin. Üç tane tekit olan bir cümle. İnne var. Lamı tekit var. Bir de isim cümlesinin getirdiği istimrar var. Tekitli bir cümle. Böyle cümleleri normalde hani belagat ilmi açısından kime kullanılırdı? Münkire kullanılır değil mi? Peygamberimiz Risaletin inkar etmiyor ki inneke leminel murselin deniliyor peygamberimize teselli için teselli rahat ol ey Muhammed senin peygamber olarak gönderildiğinde hiçbir şüphe yok çok rahat ol ilahi nusrat seninle Allah'ın yardımı seninle yani tesellinin e, tonunu artırmak için gelen bir tekit o inne keleminel murselin hiç orada inne'ye gerek yok çünkü hitap peygamberimize ente minel murselin dense yetiyor. İnneke le. o tarza ihtiyaç yok. Ama Rabbim böyle getiriyor. Teselliğinin dozunu yükseltmek için. Bir Arap selikasıyla bunu anlıyor. Yani siz size inanan bir insana inneli, lamı tekitli bir yapı kullanırsanız o oradan bir şey söylemek istediğinizi anlar. Bunun belagatta tabii farklı vecihleri var. Yani siz muhatabınıza şunu da demiş olabiliyorsunuz aynı şeyle. Yani sen biliyorsun ama ben seni bilmiyor farz ediyorum. Seni cahil gibi görüyorum. Onun için tekitli edat kula. Bu onun makamı değil. Burada teselliyi çok yüksek dozdan bir teselli. İnne kelenel murselin ala sıratin müstakim. Tenzil el azizir Sonra ne oldu? Görev tanımlaması yapıldı peygamberimizin, değil mi? Litündira. Lakat hakkal kavlu yani cezalar başladı. Ondan sonra işte o tasvirini, temsilini, temsili bir anlatımla kafirin içinden çıkmaz durumunun anlatıldığı ayetler ve cealna min beyne sedden değil mi? O ayetleri anlattı Rabbim. Ondan sonra ve sevâun aleyhim enzertum em lem tundirhum la Ha bütün bu uyarılar bir yere bağlanıyor. İnna nahnu mevta. Yani sizi hesaba çekeceğiz. Başı boş bırakılacağı zannetmeyin. Peygamber gönderilmesinin de Kur'an'ın gönderilmesinin de hepsinin bir hikmeti var. Bu hikmetin dönüp dolaşıp bağlandığı yer sizde Allah'a hesap verebilirlilik şuurunun oluşması ve bu çerçevede bir hayat sürmenizdir. Bununla bu bölümü kapatıyor Rabbim. 13. ayetten Tamam mı arkadaşlar? 13. ayetten başlıyoruz. 32'ye kadar. Şimdi burada 3 elçiden bahsediliyor. Önce 2 elçi geliyor. Sonradan 3. bir elçi destek olarak geliyor. Yani bu elçiler kim? Hazreti İsa'nın elçileri mi, Rasulün Rasulü mü, değil mi? Rasulün Rasulüne de Rasul denilebilir. Hazreti İsa göndermiş olabilir. Allah onlara elçi demiş olabilir. Müfessirlerin büyük bir kısmı bu görüşte. Ama ta sahabeden bu zatların Hazreti İsa ile bağlantılı değil, müstakil elçiler, peygamberler olduğu görüşü de var. Şimdi bu kıssayı müfessirler Yasin'in kalbi kabul eder. Yani Kur'an'ın kalbi Yasin'se, Yasin ise Yasin'in kalbi de bu kıssa. Ne var bu kıssada? Teselli var yine. Zirve ama. Bak nasıl bir teselli. Şimdi bu üç elçinin gittiği topluluk neresi? Antakya. Neredeyse burada ittifak var gibi. Antakya Kur'an'ın geldi yani Kur'an'dan önceki dönem tabi peygamberimizden önceki dönem. Kimin hükümranlığında? Romalıların. Putperest Romalılar. Tamam mı? Adeta ilk bakışta yani Kur'an'ın ilk muhataplarına şu mesaj veriliyor. Bakın sizden önce de peygamberler müşriklerle uğraştı. İlk defa Hz. Muhammed sizinle uğraşmıyor. Sizinle uğraşan müşriklerin Helakı nasıl oldu? İnkânet illa sayhaten vahide. Bir sayhaya baktı. Hepsi feydahum hamidûn. İçi boş kütükler gibi yere serildiler. Ey müşrikler ayağınızı denk alın. Müşriklere tehdit, Müslümanlara müjde. ileride başarının geleceğine dair. Bu bir. İki, şu da var arkadaşlar. Şimdi kıssa da anlatılış tarzı. Önceki peygamber geliyor. Sonra üçüncü ikisini destekliyor. Bu nasıl bir mesaj olur sizce? Yani Hz. Musa, Hz. İsa, Tevrat, İncil, üçüncü destek Kur'an. Şimdi oh. kıssaya baktığımız zaman zaten o iki, ilk iki elçi çok etkili olamıyor. Ne zaman üçüncü elçi geliyor? Fe'azzezna bi thalith. O üçüncüyle galibiyet geliyor. Bak burada da bir müjde var. Üçüncüyle oluyor bu. Hz. Musa önce sonra Hz. İsa Tevrat'ı düzeltiyor. Yahudiliğin bozulan yönlerini düzeltiyor. Ama en son üçüncü yani peygamberimiz. Yani düşünsenize Kur'an'da hep böyle tek peygamber anlatımları var değil mi? Filancı kavme şunu gönderdik, filancı topluluğa şu peygamberi gönderdik. Ama bu Yasin suresinde birden bire bir Antalya halkına bu üç peygamberin gönderilme kıssasının olması dikkat çekici. Burada Habibün Neccar dediğimiz bir zatın olayı var. Ee, yani kavmin içindeki herkeste basireti bağlanmış kimseler değil. Bir takım rivayetler bağlamında olayı değerlendireceğiz. Mesela Karya halkı diye meşhur olmuş olan ve e, yine hem peygamberimize hem müminlere teselli, müşrikler için tehdit. Peygamberimiz ve ashabı için biz müminler için teselli ve müjde, müşrikler için tehditler barındıran bir grup ayeti inşallah e, önümüzdeki dersimizde okuyacağız. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Onlara örnek olarak kariye halkının örneğini onlara anlat. Ondan bedel idica ehel murselun. Hani elçiler onlara gelmişti de id ileyhim ileyhimutneyni fekadzubuhuma faazzazna bithalitin fakalu inna ileyküm murselun diye devam edeceğiz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Lillahi'l Fatiha.